görüşürüz. Kendine iyi bak. Hadi sağ ol sen. Hadi görüşmek üzere. Saat. Saat bak. Hadi gel. Polis amca gidiyor. Polis amca gidiyor. Hadi bay bay yap. Gel gel koş koş. Tüskün mecbur kaldı, sinir oluyor. Niye? Gelmek zorunda şu an, merak ediyor çünkü. Geliyor mu? Geliyor. Gel gel bay bay yap. Bay bay yap polis amca. Bay bay yap. Bay bay yap. Bay bay. Bay bay yap. Umurunda değil. Günaydın Yelda Hanım. Günaydın. Yelda Hanım ne yiyorsunuz? Yelda Hanım. Salatalık. Küçük yavru kuşu. Emre ekran gösterme. Telefonu görünce var ya böyle kuzu gibi duruyor. Emre telefonu gösterme. Hayır gösterme gösterme. Günaydınlar diyecek misin? Ya ama saçımı beni nasıl çekiyorsun Allah aşkına? Ne kadar güzel çıkıyorsun, hele şu tipe bak ya. Çok mu sevindin? Ne yiyeceksin? Ben de yiyeyim mi? Bana da verir misin bir tane? Annesi tostları özenle hazırlamış. Su iç önce. Sabah verdim ben. Çok ha. Az. Aha. Ama çok az. Aklına ne geldiyse bir gitti sonra. Acaba soluğum mu aklına geldi? Acıktım ya. Yelda bize de böyle bir şey hazırlasana. Aa. Herkese böyle yapamam. Baksana. Yani ısıra ısıra yiyin. Annem bunu kahvaltı hazırlamış. Ben bunu alayım. Aa. Gideyim mi? Git bir. Ben oğlumu hazırladım dedi oğlumu. Evet. Tamam. Sen de yaparım. Ama sen. Yapsın mı Emre'ye de? Ben de yiyeyim. Bir inansam sevdiğime dünya benim olurdu. Hasta. Hasta değil, burnu tıkalı. Sen getirdin mi şeylerini? Ha getirdim. Senin fizyolojik almadım yanıma sadece. Şımarıyor şey Yelda böyle yapıyor. Gözlerini kapalı ye. Gözlerini kapalı yiyebilir misin sen? Ha bakalım. Ellerini ne yapıyor öyle? Oyun oynuyor. Annem. Sürerim buluta tarlaları. Yağmurlar ekerim. Gönlüm göğsüne. Güneş de demlerim. Senin çayını küçük. Neydi? Barış Akarsu. Allah rahmet eylesin. Cem Karaca. O da söyledi herhalde onu. O Cem Karaca'nın şarkısı. Da radyo anneciğim o. Evet. Evet. Ay çocuğun burnunu hallet. Hı hı. Babası aşağıdan alıp gelecek. Oy, oy. Ay kuzum benim, yavrum benim. Ayakların ne kadar kirli oldu. Teyzen evi temizlememiş. Hadi bakalım. Tüm foyalarımı ortaya mı çıkartıyorsun? Evet. Ne oldu ellerine? Ellerin de mi kirlendi? Her yer toz. Böyle yaptın mı? Böyle yaptın mı? Sen niye eve geldin de benim evi inceliyorsun direkt? Su izi gördüm üstüne. Ben yapsam söylemiştim. Yelda tüm evi temizlemiş kızlar. Benim evim cillop. Bal dök yala şu an. Bakacağız. Halıları vermedin değil mi makine şey kamacı? Onları da verelim. Sen şey yapacaksın ya. Sen bana ısmarlayacaksın ya koltuk yıkama. Gidelim de o işi de halledelim. O yüzden koltuk yıkamayı çağırmadık Şeref. Şeref. Aşkım ya şu şey. Yavrum baban nereli? Nereden bu kaşın gözün? Getir oyuncaklarını getir oynayalım. Ay seni çıtır çıtır yemeli. Gel. Hoppa. Getir onu garbanı. Şimdi pankek yapıyorum arkadaşlarım. 2 yemek kaşığı toz şeker koydum. 2 tane de yumurtayı kıracağım. Atıyorum yine her zamanki gibi.
Şimdi şekerle yumurtayı iyice bir çırpayım. Sonra diğer malzemeler. Bakın şöyle ilk önce böyle düşük devirle çırptım. Sonra da yüksek devirle şöyle kremi kıvamına getirdim. Bir su bardağı sütümü koyuyorum. Tabii kalabalığınız çoksa bunun bir katı fazlası yapabilirsiniz. Şekerle vanilini koyalım. Temiz iş yapalım. Sonra kabartma tozunu kabartma tozunu ekliyorum. Bir paket ama bunu normal bana Nevin Almanya'dan getirmişti. Bu 15 gram. 10 gram oluyor Türkiye'dekiler. Şimdi şöyle 1,5 su bardağı da un var. Bunu da ekliyorum. Kek hamurundan bir tık katı olacak. Şöyle kıvamını da göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Pankekleri yaptım. Hani lahmacun ben çok yapıyordum bunda. Silex makinesi. Mürvet getirdi bana. Belçika'dan. Gelinim. Öyle diyeyim. Hani belki aramızda yeni katılan arkadaşlar da olduğu için hep böyle açıklama yapıyorum. Kusuruma bakmayın lütfen. Şimdi soracak olan arkadaşlar da mutlaka olacak. O yüzden lahmacun yap, yemek yap. Sonracığıma her şeyi yap. Hamur işleri, pankek yap. Şu kısmı da koyabilirsiniz. Mustafa da, Emre de, Yelda da bayılıyor buna. Çevirsem mi? Çevireyim. Yesin çocuklar. Poğaçalar da var dünden. Yumurta da koydum. Menemen de yapıyorum bir taraftan. Ama şu pankeki paylaşmak istedim sizinle. Evet, bakın güzel oldu. Bir de bunu farklı yapıyorlar. Bir gün de öyle deneyeceğim. Böyle daha balon gibi oluyor pankek. Pankeklerimiz de hazır. Hemen bu da masaya geçsin. Çikolata da koyayım yanına, şu ortasına da. Bandıra bandıra yesinler. Zaten birazdan da yola çıkacaklar. Hemen kahvaltılarını yapıp çok da fazla böyle uyku saatine denk getirmek istemiyorlar. Zaten bugün de çok mızmız. Neler? Şu poşettekiler... Sen kavanozları da götürseydin keşke. Ne? Dün buralarına bindin ama. Ha, var mı sizde de? Evet. Huysuz Virgin. Merhabalar arkadaşlarım. Nasılsınız? İyisinizdir. Videomuzun açılışını yaptık mı biz bugün? Yapmadık herhalde. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bayramınız da çok güzel geçmiştir umarım. Memleketine gidenler var, tatile gidenler var. Allah yolunuzu açık etsin. Sağ salim gittiniz. İnşallah sağ salim de evinize, yuvanıza dönersiniz. Allah kaza bela vermesin. Hayırlı yolculuklar tekrardan hepinize. Sabah biliyorsunuz sarplaştım videoyu. Bir şey de çekemedim. Kız çok huy değiştirmiş. Her şeye may 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 may. Ay böyle annesinin yanından ayrılmıyor, sürekli annesini çekiştiriyor. Bayağı bir huy değiştirmiş. Ben de bir taraftan patlıcanları közlüyorum. On beş dakika çok olabilir. Yani közlenmiş ama birazcık daha közlensin isterim. Burası da birazcık böyle sanki sohbet tarzı olacak bu vlog. Yani şu kısım. Sıkılmazsınız değil mi? İnşallah. İşte sabah onlarla açtım videoyu. Çok da böyle huzursuzdu. Gecede böyle burnu da tıkanmış. Neyse karnını doyurduk. Tabii ki huy değiştiriyor. Çocuklar derler ya, çocuğumun büyüdüğüne değil de huy değiştirdiğine yanarım. Abla diyor, bu eski sarp değil. Kız altını değiştirmiyor. O bezini değiştirirken kıyameti kopartıyor.
Sonra bir de banyo yaparken de kafasına su gelmeyecek. Aklıma da Pelin'in oğlu geldi. Ay Pelin, kulaklarını çınlattım. Bakalım ne yapacağız? Bana gelmiyor. Sürekli anne. Onlar işte yolcu ettikten sonra arkadaşlar, orada zaten bayağı bir mızmızlandı. Sonra eve geldim. Bir duş attım kendimi. O kadar böyle sıcak ki bugün. Ama yine Allah'a şükür esiyor en azından. Duş attım. Evi toparladım. Yıkanacaklar yıkandı. Lavabodur, odur budur, salonum falan hallettim. Çünkü cuma günü beni almaya gelecekler. Ben de böyle işlerimi gerçi ayarladım da, yine buradan giderken kirli sepetinde çamaşır bırakmıyorum, ütülenecek kıyafet bırakmıyorum. Ama eve geldiğimde bir ton ütülenecek kıyafet oluyor. Yıkanacak kıyafet oluyor. Artık neyse, bayağı bir kalacağım herhalde arkadaşlarım. Leyla ablanın da biraz işleri varmış. 3 hafta herhalde kalacağım. Ben gideceğim işte cuma günü, beraber gideceğiz. Arabada bebek koltuğu olduğu için 3 kişi arkaya kesinlikle sığmıyor. Aynı gün Mustafa'yı çıkartmayacağım çünkü bayram hani bitiyor. O yollarda çocuğun ne zaman garaja ineceğini, çünkü trafik çok yoğun oluyor bayram dönüşü. O yüzden dedik sen bizle beraber çıkma. Ya pazartesi ya salı günü. Şeref zaten evde olması gerekiyor. Ya pazartesi ya salı. Mustafa da buradan çıkacak. Onun kıyafetlerini falan zaten götüreceğim. Buradan yük etmesi gelirken valize koyacağım. Video yani istemişsiniz. Instagram'dan da yazmış arkadaşlar. Sarp'ın videosu niye bu kadar az? Mızmız. Mızmız yani. Aşırı mızmız. Çekemedim. Şimdi ne yapıyorum? Köfte yapıyorum. Bir ton köfte. Çünkü bunları dondurucuya atacağım. Ben yokken de birazcık idare ederler. Öyle. Bugün de köfte, patates kızartması. Ama ocakta yapmayacağım. Airfryer'de yapacağım arkadaşlar. Ve patlıcan salatası yapacağım. Patlıcan salatasını da patlıcanı közlüyorum. Ondan sonra kırmızı biber, isterseniz yeşil biber közlüyorum. Sarımsak, domates de közleyebilirsiniz. Soğan da közleyebilirsiniz. Hepsini karıştırıp sarımsak çok katıyorum ben. Bir de biraz acıyı da fazla katıyorum. Zeytinyağı katıyorum. Hani geçen birisi yazmıştı. Hani tarifini verseniz, bu şekilde yapıyorum. Dünkü yaptığım poğaçanın da ayrıntılı da kız. Onunla çekim yapamadım. Dün ben ne yaptım biliyor musunuz? Akşam dünkü piknik için pilav yaptım. Et kavurdum. Ciğer patates yaptım. Ondan sonra dünle salata yaptım. Çorba yaptım. Ama hiçbirini sizle o gün sadece et ve ciğeri paylaşmışım. Soğan salatası yaptım. Yani çok güzeldi. Bayağı da acıkmıştım. Öyle azıcık da olsa gidip orada vakit geçirdik. Aslında Mikael pek kalkmak istemedi. Kalk kalk dedim. Çocuk durmuyor. Uyku saati geldi. 6 dakika olmuş. Birazdan Mikael de gelir. Meyveleri de götürürüm büyük bir ihtimalle. Pazardan aldığım meyveleri daha var ya, çocuklar dokunmadı. Sizin evde nasıl böyle meyve çok tüketirler mi? Aslında yaz meyvesini yeriz ama sıcaktan mı aklımıza gelmiyor? Nedir anlamıyorum. Emre şey diyor, baba diyor sadece bir karpuz al. Karpuz, kavun. Benim rahmetli annem karpuzu ekmekle yemeyi çok severdi. Bir de yanında peynir. Bir de üzümü ekmekli arkadaşlar. Ben de seviyorum da zaten üzüm şekerli. Bir de yanına ekmek eklemek istemiyorum. Siz de böyle üzüm ve karpuzun yanında yer misiniz? Rahmetli annem bayılırdı. Annem mantının yanında bile ekmeği vallahi gümletirdi. Bir gün diyet yapıyor. Bak annemden gel baktım bize diyet. Hamur işi yapmış tam var ya, böyle bir tepsi, büyük tepsiler var ya. Dedi Aysun diyetteyim. Ya anne diyet desin, o ekmek ne? Karnım doymuyor kızım. Ekmek yemediğim zaman karnım doymuyor. Karışmayın bana. Ben diyetteyim ama. Öyle. Öyle bir macerası olmuştu. Çok ufak. Aman 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 aman. Şu airfryer de var ya, sıcaklık veriyor. Yani. Yer batmıyor ama bayağı da bir sıcak havası çıkıyor arkadan. Şimdi
Şimdi ben ne yapıyorum? Nasıl yapacağım biliyor musunuz? Bunları böyle yapıyorum. Birbirine yaklaştırmayacağım. Yaklaşanları ayıracağım. Sonra üzerine bir tane daha böyle poşet koyacağım. Buzdolabında hafif donduracağım. Ondan sonra poşetlere koyacağım. Hiç o zaman yapışım olmuyor. Ama azıcık böyle buzlukta dinlendireceğim. Biraz böyle köfteler azıcık olsun, sertleşsin. Donsun. Çok az donsun. Ondan sonra poşete koyacağım. Pardon, ne poşeti? Aldım o saklama kablarından siftahını yapmadım. Bak, ben bezelye koyacaktım. Bir şeyler yapacaktım. Bezelye de o gün pazarda gördüm. Alayım dedim de pek güzel değildi. Siz ne yaptınız? Aldınız mı bezelye? Ne zaman bitiyor onun mevsimi? Bari Yelda'ya yapsak. Sarp'a yemeklerine falan koyar. Çünkü seviyor Sarp. Pazar günü de dedim Yelda, pazara gideriz. Öyle. Şimdiden söyleyeyim. Kocanı bıraktın. Gittin. İşte onlar ne yapıyor, ne diyor. İşte gibi gibi gibi. Lütfen yorumlar yapmayın arkadaşlarım. Yani bunu da baştan söyleyeyim. Yine beni gülmeyecekler. Çok konuştun, çok konuştun. Çok konuşuyorsun, boş konuşuyorsun diyecekler. Bir de kendilerini görsek acaba nasıl konuşuyorlar şöyle bir toplum içinde. Acaba ne anlatıyorlar? Boş mu anlatıyorlar, dolu mu anlatıyorlar? Toplum tarafından, komşular tarafından sevilen insanlar mısınız acaba? Böyle her şeye yazıyorsunuz, diyorsunuz. Ay ben sanki bu kelimeleri çok mu taktım sanki? Dertleşiyorum size. Ama hiç umurumda değil. Valla bak, işte konuşuyoruz, gülüyoruz. Birileri bir şeyler yazıyor, biz de onlara konuşup gülüyoruz. Yani bu kadar basit. Ben bunları, düşüncelerin çok pis olduğunu düşünüyorum. Düşünceleri pis olduğu için içleri de çürümüş olduğunu düşünüyorum. Ayşenur bile fark ettiniz mi? Hemen açıklama yapıyor. Ne dedim, niye dedim sürekli her şeyi açıklama yapıyorsun? Yapma dedim yani her şeyi açıklama. Bizi bilen biliyor, bilmeyen de kendi gibi bilir. Ben çok laf ebesi bir kadın değilim. Valla. Böyle çok laf ebeliği yapamam ben. Ağzım çok laf yapmaz. Ama sinirlendim be, oy. Oy. Hemen sinirlenmem ama sinirlendim be. Fena. Yeşim de bugün plajda. Arkadaşlarım tatilde. Semra Çanakkale'de. Vallahi arkadaşlarıma bakıyorum. Ne güzel. Yüzüyorlar. Ayaklarını denize sokuyorlar. Bize gideyiz gibi olurdum. Nil'de Eylül'ün ilk haftası dedim polis kampında. Bana diyor sen de gel. Dedim nasıl geleyim? Bakalım belli olmaz. Aldınız mı bacılar benden konuşuyorum. Kimden mesaj gelmiştir göremedim. Dumanda denize gitmiş askeriyenin tesislerine. İyi bacım, iyi yüzmeler. Türkiye'ye gelen gurbetçi arkadaşlarım bakalım kimler. İnegöl'e de gelecek olanlar varmış. Tanışmak isteyenler de var. Kızlar benim bu beğeniler neye düşük? 10.000 izlenmede 1.000 beğeni bile yok. Beğeni yapmayı unutuyor musunuz ki acaba? Beğeni yapmayı unutmayın lütfen canlarım. Yemekten de keşfete düşmeyeyim. Yemekten çok keşfete düşüyorum da. Shorts'ta. Ben Gül'ün kanalından da keşfete düşmeyi çok istiyorum. Bu da sizin sayenizde. Kapatıyorum, sonra görüşürüz. Şimdi köfteleri yapmıştım. Azıcık dondurucuya attım. Birazcık fazla durmuş. Şöyle kızlar, bu şekilde dizdim. Donduktan sonra hem de birbirine asla yapışmaz. Şöyle iki kat yaptım. Ben bu saklama kablarının linkini de topluluk kısmında paylaşmıştım. Aldığım yeri dışarıdaki satıcılardan daha uygun. Şöyle iki tane üst üste oldu. Ama geri kalanlar şu kadar olduğu için, saklama kabı da büyük geldiği için bunların bir de bir küçüklerini de alacağım ben. Onlar alırsam hani böyle az bir şey kaldığında hemen ona koy. Bunları da böyle yapayım. Ne yaptım biliyor musunuz? Telefonu kendime çeviririm. O şekilde konuşayım sizle, hem de kapanışı yapalım. Aynen böyle. Bayağı köfte oldu.
Bayağı bir işlendim de onları da hiçbir şekilde çekmedim. Akşam yemeği telaşına düştüm. Onları da hiç çekmedim. Çünkü böyle anca yetiştirdim yemekleri de. Çünkü eve geldi Mikail, Emre açız falan deyince vallahi hiç elime telefon alıp da ayrıntılı yapmadım. Patlıcan ezmesini yaptım. Patatesi kızartamadım çünkü dondurulmuş patates istemiştim. Air fry'de o çok güzel oluyor. O da kalmamış markette. Dünden de etler vardı. Zaten dediler kızartma Aysun. Patates kızartmadım. Et, köfte bol proteinli oldu. Sonra salata, pilav da vardı. Isıttık, yedik, toparladım. Köfteleri şimdi yerleştirdim. Ve şimdi yavaş yavaş da artık kapanışımızı da yapalım arkadaşlar. Yeldağlar da yerlerine varmışlar. Güzel bir şekilde gitmişler. Çamaşır hiç bitmiyor. Yani yazın kıyafet kesinlikle net daha fazla çıkıyor. Kışın da çıkıyor ama yazın bir giydiğini bir daha giyemiyorsun. Zeki arkadaşımıza da geçmiş olsun. Rahatsızlanmış. Allah'ım acil şifalar versin. Ses attı, resim attı bana. Şöyle yatakta yatarken. Tüm hastalarımıza Allah'ım acil şifalar versin. Rabbim de kimseye dert verip de derman aratmasın. Elif'le de konuştum gün içerisinde. Onunla da gitmeden bir araya gelelim dedik ama bilmiyorum. Ayşenur da gelecekti aslında akşam yemeğine. Geleceğim dedi. Sonra tekrar aradı. Meğersem bir yere gideceklermiş. Bir ziyarete, akraba ziyareti. O yüzden gelemedi. Bakalım belki yarın bir araya gelebiliriz. Benim alerji şeylerim yavaş yavaş başladı. Affedersiniz burun akıntım, hapşırmalarım, ondan sonracığıma böyle hafif bir baş ağrılarım da oluyor. Yavaş yavaş gelmeye başladı. Artık cuma günü sağlık ocakları açık olmaz. Oraya gittiğimde artık giderim sağlık ocağına ilaç yazdırırım. Çünkü çekilecek bir dert değil. Yani çekilecek dert demiyor. Bazen böyle söyleniyorum ya işte oram ağrıyor, buram ağrıyor. Yani söyleniyoruz, hepimiz söyleniyoruz. Ama öyle dertleriyle, o kadar böyle ağır hastalıklarla mücadele eden, sıkıntıları olan insanlar var ki o zaman kendimden utanıyorum. Hamdolsun diyelim yine. Şükür etmeyelim hastalığa hiçbir zaman. Bazen böyle ağzından çıkıyor, sonra hemen bir değiştiriyorum. Bunu da bana sizler öğrettiniz. Şükretmeyin diye hastalığa hamdolsun deyin. Hastalara da Rabbim acil şifalar versin. Ama oraya gittiğim zaman bir ilaçla yazdırırım. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Cuma gününden sonra bol bol videolar gelecek. İnşallah yetiştirebilirim diye umut ediyorum. Sarp'la günün nasıl geçtiğini inanın anlamıyorum. Bir bakıyorum akşam olmuş. Maşallah çok ilgi alaka isteyen bir çocuk. Şimdi de resim yapmaya başlamış. Yani resim yapmaya derken kalemleri var. Kalem kutusuyla geziyor. Ben size onu da göstermedim. Oturuyor ay dede diyor. Yani ay dede çiz. Araba çiz diyor. Onu çiz, bunu çiz diyor. Sana çizdiriyor yani bize çizdiriyor. Yakında kendisi de çizmeye başlar. Yani öyle ilgi alaka isteyen bir çocuk. Zaten ekran asla bakmıyor, baktırmıyor. Geçen şey videoda da Emre efektler var ya böyle hani yüze efekt uygulanıyor. Sadece o dara sıkıntıya, strese girdiğinde o efekt uygulaması hani bıyıktır mıyıktır oluyor onu gösteriyorlar. Onun haricinde telefona aşırı bir ilgisi var. Biz elimize aldığımız zaman geliyor böyle kuzu gibi yanına sokuluyor. Hemen kapatıyoruz telefonu. Çocukların ilgisi çok fazla. Kızlar tablettir, telefondur. Tabii ki belli bir yaştan sonra o da seyredecek ama şu an gerek yok. Kalemleriyle, oyuncaklarıyla, dışarıda kumuyla ilgilensin. Ben öyle yetiştirdim, öyle yetiştirmedim size de söylüyorum. Ben televizyonun karşısında özellikle yemek yedirirken reklamlar açardım öyle. Çocuklarımızda maşallah var. Ama tabii ki yeni nesil daha bilinçli. Yeni nesil bu konuda cidden bilinçli arkadaşlarım. Nasıl yapmaları gerekiyorsa aynen o şekilde doktordur, odur budur o şekilde büyütüyorlar çocuklarını. Ben de çok şey öğrendim Yelda'dan. Şu an mesela bir torun baksam herhalde Allah nasip etsin çok güzel bakarım diye düşünüyorum. Yani ben öyle düşünüyorum bilemem yine. En azından her şeyine dikkat etmeye çalışırım. Yaptığımız hataları da yapma. O zaman da gençtik, çocuktuk. 18 yaşında evlenmişsin. 18 yaşındaki kızın 19'da anne oldum yani. Ne bekleyebilirsin ki 19 yaşında anne olmuş bir kişiden? Kimileri çok erken bir yaşta olgunlaşıyor.
anneliği olsun her şey adapte olabiliyor. Ben liseden çıktım. Zaten hobbili bir kızdım. Babamın bilmiyorum Yelda şımarık değildir. Ben şımarıktım. Konu böyle uzayacak arkadaşlar. En iyisi bunu başka bir zamanda konuşuruz. Devamını getiririz. Sizlerin de canını sıkmayayım. Sizleri seviyorum. İnegöl'den kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Benimle eşit olan arkadaşlarımın da yanaklarınızdan öpüyorum. İnşallah bir yerde yolumuz kesişir. Bir araya geliriz. Kendinize çok iyi bakın.